Merhabalar. Önceki dersimizde bir düzgün 400'ünün köşelerinin boyanması veya yüzeylerinin boyanması ile ilgili problemlere bakmıştık. Bu problemlerde 400'ünün bir eksene göre döndürme sonucu biri diğerinden elde edilebilen boyamalar özdeş kabul edilmekteydi. Buradaki problemimiz de sadece döndürmeler değil, bununla beraber yansıma da kullanabiliyoruz. Yansıma sonucu biri diğerinden elde edilebilen boyamaları özdeş kabul ederek benzer problemi çözeceğiz. Dolayısıyla yansımanın ne tür bir etkisi var? Bunu da görmemiz lazım. Düzgün 400'deki bir düzleme göre yansıma nasıl olur? Örneğin bu ayrıt, buradan geçen bir düzlemimiz var ve düzlem aynı zamanda o ayrıtla ortak noktası olmayan diğer ayrıtın orta noktasından geçiyor. Dolayısıyla bu kesikli üçgeni görüyoruz ve şu ayrıtı da içinde barındıran kesikli üçgenimiz var. İşte bu üçgeni içinde bulunduran düzleme göre yansıma yaparsak bu üstteki köşe ve şu diğer alttaki köşemiz kendi yerlerini koruyacaktır. Çünkü düzlemin içinde bulunduğu için kendi kendine dönüşürler yansıma sonucu. Fakat diğer iki nokta şu ortadaki noktaya göre simetrik konumda olduğu için bunlar yansıma sonucu yer değiştirecektir. Biri diğerine, diğeri öbür tarafa geçerek yer değiştirmiş olacaktır. Yansımanın bu tür bir etkisi olmuş oluyor. Tabi bu düzlemden 6 tane çizebiliriz. 6 tane ayrıtımız olduğu için. Önce problemimizi okuyalım. N farklı renkte boyaya sahibiz. Bir düzgün 400'ünün köşeleri bu renkler kullanılarak boyanacaktır. 400'ünün döndürülmesi veya bir düzleme göre yansıması sonucu biri diğerinden elde edilen boyamalar özdeş kabul edildiğine göre A şıkkında kaç farklı boyama yapılabileceğini en türünden belirleyiniz. B şıkkında da n eşittir 3 farklı renge sahipsek her renkin en az bir kez kullanıldığı kaç farklı boyama vardır? A ve B kısımlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat edelim. A kısmında n tane renk kullanıyoruz ama bütün köşeleri aynı renkle boyayabileceğimiz durumları da içeriyor. B kısmında ise bütün köşeleri aynı renkle boyayamazsınız. Her rengin en az bir kez kullanılması gerekmekte. Çözümümüzü yine Burnside lambası yardımıyla yapacağız. Öncelikle köşelerimize sayılar verelim. 1, 2, 3, 4 olsun bu şekilde. Ve bu gördüğümüz döndürme ekseni için biz A doğrusu diyelim. A1 ve A2 gibi iki tane döndürme kullanacağız. A1 120 derecelik, A2 de 240 derecelik döndürme olsun. Tabii ki bir kendi kendini korumaya devam edecektir. Şimdi G grubumuzu oluşturalım. Öncelikle bir birim fonksiyon içerecektir. Yani E ile gösterdiğimiz 1'i 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 3'ü, 4'ü 4'e başlangıç durumunu gösteren ifademiz bu olsun. Şimdi biz burada A1 diyelim ve A2 diyelim. Önceki derste bunların neler olduklarını tanıtmıştık, yazmıştık. Yine şurada da biraz daha açık olarak yazabiliriz. E için 1'i 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 3'e, 4'ü 4'e A1'i yazalım. 1'i 1'de tuttuk. Bir döndürme yapalım böyle 2, 3, 4 arasında. Yani bu mavi gördüğümüz yüzeydeki eşkenar üçgendeki sayılar 120 derecelik dönme yapıyorlar. 2, 4'e, 4, 3'e, 3 de tekrar 2'nin olduğu yere gelecek. O zaman buraya 2, 4, 3 diyebiliriz. A2 için de yine 1, 1'de kalırken 240 derece döndürme yaparsak bu defa 2, 3'ün olduğu yere, 3, 4'ün olduğu yere, 4 de tekrar 2'nin olduğu yere gelecektir. Benzer şekilde her bir köşe için yazabiliyoruz. Örneğin şu ikinci köşenin olduğu yerden geçen simetri döndürme eksenine biz B dersek, yani bu noktadan 2'nin olduğu yerden 1, 3, 4'ün ağırlık merkezine doğru giden doğruya göre döndürme yapacağız. Buna B diyelim. Dolayısıyla B1, B2'ler oluşacak. Şu köşeye C diyelim. C1, C2'lerimiz oluşacak. D1, D2'lerimiz oluşacak. Bunların her birini yazabiliriz. Tamamını bu şekilde yazmış olduk. Bunların her birine baktığımız zaman A ve D fonksiyonlar için bir tane uzunluğu 1 olan ve bir tane de uzunluğu 3 olan ayrık devirlerin çarpımından oluşuyor. Şimdi ikinci türdeki yapımıza bakalım. Yine burada bir döndürme simetrileri vardı. Biz buna da örneğin bu doğru için L1 doğrusu diyelim. L1 etrafında 180 derecelik döndürme yaparsak, buradaki yine numaraları tutalım yerimizde. 1 ile 4 yer değiştirecektir. 2 ile de 3 yer değiştirecektir. Buna benzer şekilde L2 ve L3'leri de yazabiliyoruz yine. Onları da yine burada ifade edebiliriz. L1, L2, L3 şeklinde bu şekilde 3 tane fonksiyonumuz oluyor. Permütasyon fonksiyonunu yazmış bulunuyoruz. T
Tabii ki nasıl oluşturduğumuzu tekrar açıklayabiliriz. 1 ile 4'ün orta noktasından geçen ve 2 ile 3'ün orta noktasından geçen doğrumuz L1 doğrusuydu. 1 ile 2'nin orta noktasından geçen alıp bir tane de 3 ile 4'ün orta noktasından geçen alırsak bu 1'i 2'ye, 2'yi 1'e, 3 4'ü 4'ü 3'e gönderecektir. Örneğin bu L3 doğrusu olmuş oldu ve diğerini de alabiliriz. 1 3'ün orta noktasından geçen kesikli çizgiyi düşünelim ve 2 4'ün orta noktasından geçen o da L2 dönüşümünü bize verecektir. Peki bu şekilde şu ana kadar kaç tane oldu sayabiliriz bunları? Tam olarak 12 tane yaptığını görüyoruz. Bu grupta 9 tane var. 3 de burada L'lerden geldi. 12 tane oldu. Peki şimdi bir de yansıma durumlarımıza bakalım. Bu 1 diyelim. Burası da yine 4 olsun köşemiz. Şurada da 2 ile 3 kendi aralarında yer değiştirme yapacaktır. Biz buna isim verecek olursak düzleme şöyle E1 diyelim biz buna. E1 için ne oluyor bakalım. 1-1'de kalıyor, 4-4'te kalıyor. Bunlar düzlemin içindeki noktalar olduğu için düzleme göre yansımalar kendi kendine verir. 1'i 1'e, 4'ü 4'e eşleştirdi. Fakat yansımadan dolayı 2-3'e, 3'te 2'ye gidecektir. 2-3 diye bunu ifade edebiliriz. Benzer şekilde E2, E3 gibi yansımaları ifade eden düzlemlerimiz de vardır. Hatta bunlar 6 tane olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 6 tane ayrıtımız var. Her defasında bir tane ayrıt ve o ayrıtın karşısındaki noktayı kullanıyorduk. Örneğin 1 4 ile yaptığımız işlemi biz 1 3 ile de yapabiliriz. 1 ile 3 kendi yerlerini korurken 2 ile 4, 4 ile 2 yer değiştirebilir. Yine 1'e 2'yi yazabiliriz. Bu durumda 3 ile 4 geriye kalanlar onlar birbirine dönüşebilir. Şimdi 1 ile ilgili olanları yazmış olduk. 2 ile ilgili olarak 2 3'ü yazalım. Yani 2 2'ye 3 3'e gitsin. Geriye kalan 1 4 kendi arasında değişti. Sonra 2 kendine 4 de kendine gitmiş olsun. Geriye kalan 1 ile 3'ümüz var. Son olarak 3 3'e 4 4'e geri kalan evet 1 2 de kendi aralarında yer değiştirmiş olsunlar. Bunlar da düzlemlere göre yansımalar olmuş oldu. 6 tane daha ekledik. 12 artı 6 18 tane olduğunu görüyoruz. Peki kritik sorumuz şu. Bu G grubunun elemanlarını yazıyoruz. E, A1, A2 ondan sonra B'leri yazdık. B1, B2, C1, C2 D1, D2'miz var. Sonra L1, L2, L3'lerimiz var. Sonra yine devam edecek olursak burada E'lerimiz var. E1, E2, E6'lar var. 18 tane oldu. Burada parantezi kapatır mısınız? Yoksa burada biraz daha başka şeyler var mıdır? Ne dersiniz? Buna bakmamız lazım. Şu anda 18 elemanlı olduğu için ve 4 elemanlı bir kümeden 4 elemanlı bir kümeye birebir örten fonksiyonların kümesi 1, 2, 3, 4'ten 1, 2, 3, 4'e birebir örten fonksiyonlar yani permütasyon fonksiyonlarının kümesi bileşik işlemine göre bir grup oluşturuyordu. Buna S4 simetrik grubu deniyordu. G grubu bu simetrik grubun bir alt grubudur. Önceki derste de bahsettiğimiz gibi Lagrange teoremine göre bu S4 dediğimiz simetrik grubu 4 faktöriyel tane fonksiyondan oluşacaktır. Permütasyon fonksiyonları 24'tür. Çünkü 1 2 3 4'ten 1 2 3 4'e 1'in gidebileceği 4 yer var. Geriye kalan 2'nin gidebileceği 3 yer var. Sonraki 2 sonraki 1 yer var. 24 tane permütasyon fonksiyonu yazıyoruz. Ama burada 18 tanesini görüyoruz biz bunların. Peki G grubumuzun eleman sayısı da grubun mertebesiydi. G grubunun mertebesi S4 grubunun mertebesini tam bölmesi gerekiyor. Şuna tam böler sembolünü yapmalıyız. Tam böler olmalı. Bu nedir? Lagrange teoremidir. Peki. Şimdi biz burada en az 18 elemanlı olduğunu gördük. Fakat bizim S4'ümüz de 24'tü. G grubunun evet mertebesi yani eleman sayısı 24'ü bölen bir şey olacak. Ama 18'i de 18'den büyük bir değer olduğundan da eminiz. O zaman buradan G grubunun eleman sayısının 24 olması gerektiğini anlıyoruz. Yani 12 olamayacaktır zaten. Geçtik 12'yi şu anda. G'nin kendisi 24 elemanlıdır. Dolayısıyla G'nin kendisi S4'ün kendisine eşit oluyor. Diğer permütasyonlarda bizim burada yazmamız gerekiyor. Diğerlerini de biz F ile ifade edersek F1, F2, F3, F4, F5, F6 diyelim 24'e tamamlamak için. Tabii ben burada bir şöyle baktım. Bütün döndürmeleri ve bütün yansımaları yaptım. Arada atladığım bir şey mi var? Neden bunları F'leri elde edemedim diye bir baktım. Fonksiyonların kendisini yazmaya karar verdim. Bir yazalım neler kaldı diye geriye. Geriye sadece uzunluğu 4 olan devirler kaldı. Yani şöyle 1, 2, 3, 4. Bunun anlamı 1, 2'ye dönüş gidiyor. 2, 3'e, 3, 4'e, 4, 1'e gidiyor. Bunun gibi. Sonra 1, 2'ye gitmesin. 1, 3'e gitsin. 3
2'ye, 2 4'e bu şekilde gidebilir. Sonra 1'i 4'e gönderebiliriz. 4 2'ye ya da 3'e gönderebiliyoruz. 2'ye gönderelim. 2 3'e gitmiş olsun. Sonra yine 1 4 yapalım biz burada. 1 4 3 2 yapalım. Diğerleri için de seçeneklerimiz var. Mesela 1 3'ten sonra 2'ye gönderdik. 3'ü 2'ye gönderdik ama 3'ü 4'e de gönderebiliriz. 4 de mecburen 2'ye gidecek. 2 1'e gitti. Başka ne kaldı? 1 2 ile ilgili durumumuz vardı. 1 2'den sonra 3 4 değil. 1 2'ye gitti. 2 4'e gidip 4 de daha sonra 3'e gitmiş olabilir. Bu şekilde 6 tane olduğunu görüyoruz. Peki bu nasıl oluşabilir? Yani şu gördüğümüz düzgün 400'de 1 4'ün yerine geçecek veya 1 2'nin yerine geçecek. F1 için söyleyelim. 2 3'ün yerine 3 4'ün yerine geçecek. Bu tür bir şey nasıl olabilir? Şu başlangıç durumumuza bakalım. Bu F1'i veya aradakilerden birisini elde etmek istiyoruz. Şu döndürme ekseni çizilmiş olduğu için buna göre döndürme yapalım. 1 yine 1'in bulunduğu yerde kalacaktır. Bu durumda 2 yukarıya gelecek. 4 buraya indi. 3 de bu tarafa gelmiş oldu. Yani bu mavi üçgende 2, 3, 4 dairesel bir dönüşüm yapmış oldu. 120 derecelik bir döndürme uygulamış olalım. Daha sonra bu noktalar ve şuradaki orta nokta birleştirilerek üçgen elde edelim. Bu üçgene göre yansıma yapacağız. Üçgenin içinden geçen düzleme göre yansıma kullanalım şimdi. Bu orta nokta olduğu için şu iki parçayı eşitliği kullanalım. Peki. 3 ve 4'ler düzlemin içinde kaldığı için 3 ile 3'ün bulunduğu yerde 4 4'ün bulunduğu yerde yansımaya göre yani yerlerini korumuş olacaklar. 1 yukarıya çıktı, 2 de aşağı inmiş oldu. Peki bu bize hangi dönüşümü veriyor bakalım. Şu anda bizim artık birimiz burada bakarsak 4'ün yerine gitmiş oldu değil mi? Sonra ikimize bakarsak veya 4'e gelelim hemen sırasıyla. 4 nereye gitti? 4 3'ün evet yerinde. 3 nerede diye bakarsak burada. 3 2'nin yerine 2 nereye gitti? 2 de 1'in yerine gitmiş oldu. 1 4 evet tabi tekrar 1 yazmıyoruz çünkü 1 başa döndüğü için tekrar yazmaya gerek yok. Bunu kapattık. 2 1'e döndü demektir. 1 4 3 2 mesela burada 1 4 3 2 bize F4'ü vermiş oluyor. Yani bir döndürme bir de yansıma içeren dönüşümlerde F dönüşümlerini oluşturuyor. Ve benzeri bu şekilde 6 tane elde etmiş olduk. Böylece gerçekten G grubunun eleman sayısı 4 faktöriyel 24'tür. S4'ün kendisine eşittir. Şimdi Burnside lambası aracılığıyla farklı boyanmaların sayısını bulmak istiyoruz. E birim fonksiyonunun için her bir devir için n çarpı n çarpı n yaptığımızdan dolayı n üzeri 4 elde etmemiz gerekiyor. Buradan fix değerlerini yazabiliriz. N üzeri 4. Önceki derslerde bu nasıl hesaplandığını zaten görmüştük yine. 2 aylık devrimimiz olduğu için burada n kare gelecektir. Burada d2'ye kadar bu şekilde n kare olarak geliyor. L1'e de bakarsak yine 2 aylık devrimimiz var. N çarpı n. Buradan da fix değerimiz n kare gelecektir. L'lerden dolayı 3 tane de buradan geldi. 8 tane şöyle a ve d'lerden oluşan vardı. 3 tane de burada L'lerden dolayı toplam 11 tane n karemiz geliyor. Bu E1, E2, E3, E4, E5, E6'lara bakarsak 3 tane devir olduğu için bunlardan da n küpler gelecektir. Dolayısıyla artı 6 n küp ifadesi gelecek. Lemmamızı yazalım. Şurada G grubunda kapatmakta fayda var. Bunu açık bırakmışız. G grubunun eleman sayısı tekrar 24'tür diye belirterek. Şimdi devam edelim. Burnside lemmasına göre farklı boyamaların sayısı 1 bölü G'nin mertebesi yani 24 çarpı F eleman G üzerinden burada 24 tane fonksiyonumuz vardı F fonksiyonu. Fix değerlerinin toplamıydı. Fix F değerlerinin toplamından oluşuyordu. 1 bölü 24 parantezinde dolayısıyla ilk olarak E özdeş fonksiyonunu yazdığımız zaman buradan biz N üzeri 4 olarak buluruz demiştik. Sonra artı 11 n kare geldiğini söylemiştik. Ve f'lerden dolayı da burada her biri için fix değerleri n eşittir tek devir olduğu için 6 n gelecek. E'lerden dolayı da e1, e2, e3, e4, e5, e6'dan dolayı da n küp gelecekti. O zaman artı 6 n küp ve artı 6 n biçiminde yazarak tamamlarız. Bu tür yazdığımız polinomlarda şuna da dikkat edebiliriz. Bu ifadeler her n pozitif tam sayısı için 24'e tam bölünen yani bir tam sayı çıkacak sonuç. Örneğin n'e 1 verirseniz pay kısmımızda 6, 6, 11 ve 1'i toplarsak 24 bölü 24'ten tam olarak 1 geliyor. Tam sayı çıktığını görebiliriz. Böylece bu A kısmında elde ettiğimiz bir bu polinom fonksiyonuna 4. derecenin fonksiyonumuz var.
Biz buna Rn diyelim ve problemin B kısmına bakalım. Her rengin en az bir kez kullanıldığı boyamaların sayısını da biz Pn diyelim örneğin. Boyamaların sayısı Pn olsun. Dolayısıyla tabii n tane rengimiz var. Her renk en az bir kez kullanılacak. Bunun sayısına Pn diyoruz. Bizden istenen şey P3 değeridir. Problemin B kısmında 3 rengimiz var. Her biri en az bir kez kullanılacak diye soruluyor. Tabii ki bu P3 değeri direkt R3'e eşittir diyemiyoruz. Çünkü R3'ün içinde 3 renginiz var ama tek türlü boyamalar da bunun içinde dahildir. Bunlar var. Dolayısıyla 2 tane olanları çıkarmamız gerekiyor. Kullanılmayan rengi 3'ün birli kombinasyonuyla seçeriz. Çarpı R2 yaparız. Sonra 2 tane renk ile ilgili içerme dışarma prensibini uyguluyorum burada. 3'ün ikili kombinasyonu. 2 tane rengin dışarı atıldı durumlar bakalım. Çarpı R1. R1'in 1 oldu. Barizdir. Az önce en yerine 1 yazınca da görmüştük zaten. Bu şekilde ifade etmiş oluruz. Zaten eksi R0 yazmaya gerek yok. Değer 0'dır. Şimdi bu değerleri hesaplayalım. R3 için en yerine 3 yazarak hesaplayacağız. Bu değerleri ben direkt olarak yazayım. R3 değeri en yerine 3 yazdık. 3 üzeri 4, 81 vesaire. 11 çarpı 9, 6 çarpı 27 ve 6 elimizde. 6 kere 3, 18. Hesaplandığı zaman 24'e de bölünerek 15 geliyor. R2 değeri 5. R1 değerimiz 1'di. Kombinasyon katsayılarımızda kullandığımız zaman 15'ler gitti. Buradan 3 boyama olduğunu buluruz. Evet, sayı oldukça küçüktür. Gördüğünüz gibi 3 tane çıktı. Şimdi bunun için ikinci bir yol daha gösterelim. Yani normal biz bir sayma yapalım şekli çizerek de bu 3 tane boyamayı bulabiliyoruz aslında. Hemen bunu görelim. Örneğin verilen 3 rengimiz kırmızı, mavi, yeşil olsun. 2 tane köşeyi biz kırmızıya boyayalım. Diğerlerini de bir mavi, bir yeşil yapmamız gerekiyor. Bu iki kırmızı burada dururken acaba mavi ile yeşilin yerine değiştirsek özdeş durum mu oluşur, farklı bir şey mi? Simetri sonucu biri diğerinden elde edilebiliyor. 2 tane kırmızının olduğu köşe ve 3. mavi yeşilin orta noktasından geçen köşe olmak üzere buradan geçen düzlemin, üçgenin düzleminin ne göre yansıma yaparsak kırmızı yeşile, yeşil maviye mavi yeşile, yeşil maviye dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bu türlü bir tane boyama yapmış oluyoruz. Burada 2 tane kırmızı, bir mavi, bir yeşil kullanmıştık. Peki biz 2 kırmızı değil de 2 mavi de kullanabiliriz. O zaman bir mavi, iki mavi kullandık. Bir kırmızı, bir tane de yeşilimiz olsun. Kırmızımız burada bulunsun. Mavileri buraya koymuş olayım. Yeşili de buraya koymuş olalım. Mavi illa tabi burada bulunacak değil. Herhangi bir ayrıta getirebilirsiniz. Döndürme sonucu bunlar getirilebiliyor. Dolayısıyla bu türlü tek bir boyama vardır. Aynı şekilde iki tane yeşil kullanarak da biz devam edebiliriz. İki tane yeşilimiz burada olsun. Diğerlerine de bir kırmızı ve bir mavi koyacağız. Görüldüğü gibi buna da ikinci yol diyebiliriz. Üç tane olduğunu doğrudan sayarak bulabiliyoruz. Bu şekilde elde etmiş olalım. Sonraki dersimizde düzgün dört yüzlünün ayrıtlarını boyayacağız. 6 tane ayrıtı vardır düzgün dört yüzlünün. Bunu da yine problemi göstererek sizlere dersi tamamlamış olalım. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.